Çiftçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanıyım. Bölümümüz 1961 yılında kurulmuş. Öncelikle Maçka Kampüsü'nde eğitim hayatına devam etmiş. 1988 yılında Ayaz Ağa Kampüsü'ne taşınmış. Çalışma alanlarımıza baktığımız zaman Jeoloji Mühendisliği Bölümü diğer Türkiye'deki örneklerinde olduğu gibi 4 tane çalışma alanı üzerine yoğunlaşıyor. Bunlardan bir tanesi genel jeoloji. Dünyanın tektoniğini, yerel ölçekte yapısal durumunu, depremleri gibi konuları çalışıyor. Ülkemizde bu konuda hatırı sayılır isimleri barındırıyoruz. Aynı şekilde diğer bir alan mineraloji petrografi, kayaları, endüstriyel ham maddeleri, kayaların petrografisini çalışan bir alan. Bu alanda da yine son derece seçkin isimleri barındırıyoruz. Maden yatakları jeokimya, kendi uzmanlık alanım aynı zamanda. Ülkemizin doğal kaynaklarını arama, bulma, etkin bir şekilde değerlendirme noktasında uygulama alanlarına sahip. Bunun haricinde uygulamalı jeoloji, gerçek anlamda jeoloji mühendisliğinin pratik edildiği bir alan. Bu alanda da son derece etkili, geçmişte ve günümüzde isimleri barındırıyoruz. Bölümümüz akademik kadro olarak ülkemizin en büyük bölümü, 20 profesörle birlikte 32 öğretim üyesinden oluşuyoruz. Dinamik bir kadromuz var. Jeolojinin bütün önemli alanlarında uzmanlaşmış isimleri barındırıyoruz. Ülkemizde laboratuvar olanakları açısından en donanımlı bölümümüz. Bu konuda çok iddialıyız. Analitik olarak izotop analizleri haricinde bütün analizleri yapabilme kapasitesine sahibiz. Bunun haricinde uygulamalı jeoloji laboratuvarlarında kayaların jeomekanik testleri, deneyleri yapılabilmekte. Bunun haricinde modellemeye dönük bilgisayar olanaklarımız, program olanaklarımız, altyapımız mevcut. Çok önemli, işte burada içerisinde bulunduğumuz koridor müze kendisi bir laboratuvar esasen. Ülkemizde çok fazla örnekleri yok bunların. Bölümümüz aynı zamanda her yıl kontenjan sorunu yaşamayan, örgün gündüz eğitim yapan bir bölüm. Jeoloji mühendisliğini bitiren arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız çok değişik yelpazede iş olanaklarına sahip. Bunların önemli bir kısmı devlet daireleri dediğimiz kurumlar, MTA gibi, Türkiye Petrolleri gibi, DSİ gibi, Karayolları gibi, Kömür İşletmeleri gibi, TKİ gibi. Bunun haricinde çok ciddi anlamda ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı madencilik firmaları, bunun haricinde kendi özel işlerini, şirketlerini kurabilme gibi bir olanakları var. Dolayısıyla iş olanakları açısından esasen diğer branşlar içerisinde son derece şanslı bir alanız. Bizim bir de çok ciddi anlamda bir bilim yanımız var mühendisliğin ötesinde. Dolayısıyla bu alanda da ülkemizin diğer jeoloji bölümlerine öğretim üyesi yetiştirme gibi böyle bir yüksek lisans ve doktora misyonumuz da var.